Az ödersiniz. Alo. Ha, merhaba Bilo Hanım. Evet, akredite hesaplarının backup'ı yapılsın. Onu yarınki toplantıda görüşürüz. Çapraz kurdaki dalgalanmaya göre... Kayınço, tam zamanı. Sen git enişte, beni bulaştırma. Ne yapacaksın? Sen yap. Pardon. Pardon. Maşallah, damadımız pek aktif. Sürekli iş başında demek ki, ha Leyla Hanım? Öyledir Şükran Hanım. 7 gün 24 saat açıktır bizim oğlan. Telefonunu kapattığı an bankadaki bütün işler duruyor. Eve iş getirir mi hep böyle? Genellikle. Malumunuz yükselmek için çok çalışmak şart. Evlenmek de şart tabii. Ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Evet. Arkasında değil, yanında. Yarın sabah o zaman bir toplantı ayarlayın. Tamam, görüşmek üzere. Böyle bir akşamda bile iş ya Çağataycığım. Evet, mecburen. Tabii biraz da stres var değil mi? Çok daha gergin ortamlarda bulunmuştum. Öyle mi? Peki bir kola almaz mıydınızdı? Teşekkür ederim. Ama bu... Katkı maddeli kola, içinde biraz alkol var. Hiç çekinme. Bu gibi ortamlarda rahatlamak için biraz içmek lazım. Ben pek kullanmam da. Hadi canım, hiç mi? Ara sıra bir iki kadeh şarap. Oo, sen yaşama daha iyi be bacanak. Yani senin için erkek adam demişlerdi. Bunun erkeklikle ne gibi bir alakası var? Ha, anladım. Sen içeridekilerden çekiniyorsun. Senin için harbi delikanlıdır, hiç kimseden korkmaz demişlerdi ama... İpek biraz abartmış galiba. Ben yöneticileri daha cesur bilirdim. Öyledirler. Bir tane daha. Aslında içmek için iyi bir gece. Zira ben bu nişan işlerinden falan hiç hoşlanmam. O zaman devam edelim. Şu sert olan şişeye geçelim bari. Ben de aynı fikirdeyim. Lüya. Annem, efendim anneciğim. Nerede Ceren çocuğum, yok ortada? Bilmiyorum anne, içeridedir herhalde. Dediğim kaseti koysana, etraf biraz neşelensin. Ya iyi olur, cenaze evi gibi oldu vallahi. Tamam anne. Ay, dede, hayır. Hayır, hayır. Hadi Sevim, sen başla. Ay, olur mu ayol, sen annesin, sen başla. Evet. Abi, biz oynamayacak mıyız? Oğlum ilk biz kalkarsak içki içtiğimizi anlarlar. Çaktırma. Kolanı tazeleyelim bacanak. Bir dakika. Teşekkürler. Rica ederim, afiyet bal şeker olsun. Aslında içmiyor yani, Coca-Cola'dan başka bir şey içmez. Müsaade eder misiniz? Niye kimse oynamıyor?
Kızım bu halin ne? Ne var halimde anne? Sen yapmadın, ben kendim yaptım makyajımı. Şşş. Çocuk işte. Ay, annesi hiç de meraklı değildir ama... Baykuşasın. Sıra sende. Ne sırası? Müzikeyi ver sana. Çağatay enişte. Ya buyurun. Teşekkürler. Defne kızım. Ya bana ne anne ya? Şükrancığım, kapatsak artık şu müziği diyorum. Ay ne güzel çalıyor Mehmet, bırak çalsın. Belki bir oynayan olur. Tabii canım, çalsın. Nişan ev olduğu belli olsun. Biri çatlayacak ama kim, çok merak ediyorum. Müsaadenle efektim. Bitti mi bacana? Bitti. Al o zaman yenisini vereyim. Oynamayacak mısın? Ben oynamam. Anlamam. Canım herkes anlıyor da mı oynuyor? Hadi yeni damat olarak ilk göbek atma işi sana düşer. Hadi. Tabii enişte. Herkes damadı bekliyor. Değil mi abi? Evet. Ama... Aması yok. Bizim ailede oynamayan damada kız vermezler ona göre. Olur mu canım öyle şey? Olur, bal gibi olur. Yani ben özgüveni düşük yönetici çok gördüm ama... ...seninki gibi böyle yerlerde olanı ilk defa görüyorum. Ya doğru söylüyorsun enişte. Doğru. Tut şunu. Sen de amma meraklıymışsın be bacanak, hemen fırladın ortaya. Damat dediğin biraz ağır olur. Bak bize de öğren. İyi, ben oturayım. Hayır, dur çocuğum, damat. Oturma oğlum, oturma. Göbek atalım biraz, hadi. Hadi Allah aşkına, hadi. Oynayalım Allah, yeter artık. Oynayacağım valla. Sen hadi kalk kalk. Kalk biz ne yapalım ya? Hadi ne yapıyorsun? Konuş yapma. Gelirsin canım. Hadi gel. Allah.